Nevin Tezcan 77 yaşında bir kadın. Oğluymuş numarası yapıp acil para isteyen bir telefon dolandırıcısının tuzağına düştü. Ne olduğunu bile anlamadan 50 bin lirasını kaptırdı. Nevin teyze başına geleni şov haberi anlattı. Ben oğlum diye herhalde telefonu aldım. Programlı değilim ki ben bileyim yani ne olduğunu. Ben kuzucuklar gibi verdim parayı eline. Benim gibi bir kadın verdi. Telefonda oğluymuş gibi davranan dolandırıcıya kandı, 50 bin lirasını kaptırdı. Sen mi sen misin dedim evet dedi ama dedim sesin dedim tuhaf geliyor dedim çatallı geliyor dedim. Anne dedi biraz üşüttüm ondan dedi. Nevin teyze şüphesinde haklıydı çünkü telefondaki ses hiç oğlununkine benzemiyordu. Ama kendisini oğlunum diye tanıtan o dolandırıcı Nevin teyzeyi bakın nasıl ikna etti. Yükselmedi telefonu düştü kırıldı diyor oğlum yani. Onun için diyor sabit telefondan arıyorum diyor. 77 yaşındaki kadını oğlu olduğuna ikna eden dolandırıcı bu kez de başka bir yalanla para istedi. Şu an dedi sigortadayım dedi. Bir miktar dedi eksik oldu dedi. Ne kadar lazım dedim. Sende ne kadar var dedi. Bir miktar dedim dolar var. Bugün 50 bin olmuştur herhalde. Ufuk diye bir arkadaş var dedi. Onu gönderirim ona verirsin o bana getirir Beşiktaş'a dedi. Ardından güya oğlunun arkadaşı Ufuk aradı. Teyze dedi bana dedi açık adresinizi verir misiniz dedi. Ben de kodlayaraktan bir güzel evin adresini verdim. Açık adresi telefondan alan o dolandır Sadece 10 dakika sonra işbirlikçisi olan arkadaşını Nevin teyzenin adresine gönderdi. Açtım kapıyı simsiyah giyinmiş büyük bir maske boynuna kadar simsiyah gözlük. Kapıda o şahsı gördüğünde yine şüphelendi ama talihsiz kadın hazırladığı o parayı kendi elleriyle verdi. Gülmeme bakmayın ben paranın gittiğine gülmüyorum ben yaptığım cahilliğe ona gülüyorum sonunda oğlunu aradı. Kırıldı sandığı telefon açıktı. Dolandırıldığını anladı. Zannedersem daha bunlar iyi günlerimiz bizim. Biz daha çok şeyler yaşayacağız. Allah evlatlarımız, torunlarımızı korusun.